Merhaba dostlarım, merhaba kardeşlerim. Kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün Formula 1 2017 kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Avustralya'da 5. olmuştuk. Şimdi bugün Çin Grand Prix'sindeyiz. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Önce bir antrenman turlarına geçeceğiz. Tabi oraları ben çekmiyorum. Şuradan bir güncelleme yapalım. Hazır puanlarımız da yüksekken. Ben önce bir motora güncelleme yapmak istiyorum. Bunu bir yapalım. Rusya'da geleceğini söyledi. Bundan sonra Bahreyn var. Yani iki yarış sonra gelecek. Başka nereye güncelleme yapabiliriz? Dayanıklılığa yapsak fena olmaz aslında. Yan taraflar açılmıyor. Buraya açmamız lazım herhalde önce. Aynen. Şimdi iki tanesini birden yapınca sorun çıkarma olasılığı yüksek. Onun için tek bir tane yapıyorum şimdilik. Şu antrenman turları geçsin. Sıralama turlarını da göstermeyeceğim zaten. Yarıştan devam ederiz. Evet dostlar, antrenman turlarını bitirdim. Gördüğünüz gibi şu yan tarafta, sol tarafta tamamladığımızı gösteriyor. Şimdi bu sefer sıralama turlarını kısa seçtim. Yani short qualifying yapacağız. Onun için çekeyim dedim. Zaten kısa olacak. Bunu seans değil, diğer videoda olduğu gibi 3 seans değil. Bunu ayarlardan kısa olarak ayarladım. Siz de görün yani nasıl bir şey olduğunu. Evet, güneşli bir hava olması güzel olmuş. Bu arada arkadaşlar, videoyu beğenseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumları görseniz bekliyorum. Saygı çerçevesinde her türlü yoruma açığım. Evet, Force India hazırlanıyor. Bakalım nasıl bir sıralama elde edeceğiz. Sauber. Meydan Kvyat. Bizi hiç göstermiyor. Renault garajını göstersin. Stoffel Van Dorn var. Evet, bizi göstermedi. Hüzünlü Samanyolu müziği çalın. 11 dakika varmış. Biraz çıksınlar dışarı. Ondan sonra biz de çıkalım. Tamam, çıkabiliriz artık. Zaten benim çözemediğim bir şey var. Yakıtı ben buradaki gibi ayarlasam da sıralama turlarında araç başka gidiyor. Yani maksimum veriyor size. Virajlardaki kontrol olsun, şey olsun. Şimdi sıralama başlamadığı için yakıtı düşüğe aldım. Asıl tuba şimdi yükseğe alacağım. Çin genel olarak sevdiğim bir pist. Yani antrenmanlarda iyi sonuçlar elde ettim. 4. sıraya yerleştim. Bakalım bu sıralama turunda nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Max alıyorum ve DRS çizgisinden başlıyorum. Raikkonen şu anda 1. sırada sıralama turlarında. Tüm pilotlar çıktı mı bilmiyorum. Kötü girdim ya, Raikkonen'e bakacağım diye. Şimdi burada konsantre olmam lazım. Siz de turun keyfini çıkarın. Çünkü seans değil, iyi bir sonuç elde etmem lazım, yoksa eleniriz. Eleniriz dedim, iyi başlayamayız yarışa. Genelde Çin'de hep yağmurlu bir hava olur ama bugün güneşli olması güzel olmuş. Ben kendi kariyerimde sürekli yağmurla boğuştuğum için 20 yarıştan 15'inde yağmurda oynadım. Artık oyunda yağmur görmek istemem yani. Ve yan tarafta kim o? Hamilton'la Bottas mı? Bottas'mış. Ne bu ne ya? Gerizekalı. Sığır ya. Ben bu adam... Neyse, bir şey demeyeceğim ya. Ha, geç hadi. Hadi geç. Hadi. Bana derken fren yaptırdı. Kendi kariyerimde de böyle, bu salak gerizekalı ya bu adam. Gelip millete saldırıyor. Ve üçüncülüğe yerleştik. Güzel, Verstappen'in önüne geçmişiz. Ve derken P4'e, yani 4. sıraya düştük. Bottas yüzünden bayağı zaman kaybettim.
ve biraz içeride kalmamız lazım. Şimdi yakıtı da full yükseğe aldığım zaman parçalar aşırı ısınıyor ve ömrü kısalıyor. Ondan sonra siz de parçaları değiştiriyorsunuz. Elindeki parçalar bitince de grid cezası, penaltılar havada uçuşuyor. Zaten bu max seçeneği sadece sıralama turlarında var. Söylemiş miydim hatırlamıyorum ama. Klavyede oynadığım için yumuşak bir oynayış elde edemiyorum. Direksiyonda olsa mesela gaz fren ayarlarını daha keskin değil de yumuşak yumuşak yapabilirsiniz. Klavyede böyle keskin oluyor. O da pek zevk gelmiyor yani. Bir de pit ekibinin fazla konuşması benim hoşuma gitmiyor. Dikkatimi dağıtıyorlar. Çok fena. İyi olmadı bu. Ve hala 4. sıradayız. Bu kadar yeterli ya. Garaja dönüyorum ben. Yani 4, 6, 8. sıraya kadar başlamamız yeterli olacaktır. Bakalım süreler nasıl? Hamilton, Raikkonen, Bottas. Vettel yok. Nerede? Vettel daha tur atmamış. Bunun da çıkıp yukarı yükseleceğini düşünürsek. Bakalım. Evet, tahmin ettiğim gibi oldu aynen. Ve 5. başlıyoruz. Gerçekten iyi bir sonuç. Yarışa geçelim. Takım arkadaşımız da 12. başlayacak. Puan mücadelesi vereceğiz. Yarış yine uzunluk olarak %25'te en kısa da 18. Avustralya'da 18 tur attık herhalde. Burada bakalım kaç olacak. Evet dostlar, yarışa başlıyoruz. Lastik şeyine bir bakalım. Evet, 4 tur ultra soft'tan soft'a geçmemizi istemiş. Şunu 5 tur yapalım. 5 tur daha dayanır çünkü. Başka gelecek bir şeyimiz yok. Başlayalım formasyon turuyla. Yakıtı da düşüyor alalım. Şu Ferrari'nin şasisine hayranım ya. Grid'deki en sevdiğim şasilerden biri yani. Geride McLaren'in şasisini çok seviyorum. Lastikler demişken bir ilgilendirme yapmak istiyorum. Bilmeyenler vardır belki diye. En yumuşak lastikler ultrasoftlar, mor çizgili olanlar yani. Onlar çok iyi bir yol tutuşu sağlarken sıralama turlarında bazı pistlerde bayağı avantaj sağlar bize. Ama lastiklerin ömrü biraz kısa yani. 6 tur maksimum gidiyor. Onun arkasına süper softlar, yumuşak süper yumuşaklar var. Bunlar şu an üstümüzde takılı olan lastikler, kırmızı çizgiler yani. Bunlar da iyi bir yol tutuşu sağlasa da ömürleri çok fazla değil. 6-7 tur sonra bitiyor. Bunun arkasına soft lastikler geliyor. Yumuşak lastikler, sarı çizgili olanlar. Onlar benim en sevdiklerim diyebilirim yani. Çünkü softla süper soft arasında devasa bir fark yok ve ömürleri daha uzun. Yani hemen bitmiyor. 15 tur falan gidiyor zorlarsanız. Onun arkasına medium lastikler geliyor. Medium lastiklerden pek haz etmiyorum. Hiç yol tutmuyor neredeyse. Tamamen stratejisi odaklı bir lastik. Yani bir pit yapmak istiyorsanız mesela soft, süper softla başlayıp medium'a geçip iki pit yerine bir pit yapabilirsiniz. Kendinize güveniyorsunuz tabii medium lastiklerde. Medium'larda yol tutmak ve zaman kasmak biraz zordur. Onun arkasına hard lastikler geliyor. Onlar zaten medium'lardan daha da kötü bir yol tutuşu sergiliyor ama uzun ömürlü yine. En sertleri onlar. Hardları bir tek İspanya Grand Prix'sinde kullandım. Onun dışında başka ne var? Yağmur geçiş lastikleri var. Yeşil olanlar. Onlar da dakikada 25 litreye yakın su tahliye ediyor olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Hafif yağmurlarda ve yağmurun bitmeye yakın olduğu zamanlarda kullanılıyor. Ömürleri de 17 tur falan civarı. Onun arkasında full wet yani tamamen yağmur, sağanak yağışta kullanılan lastikler var. Onlar da 65 litreye yakın su tahliye ediyor. Mavi çizgili olanlar. Bu şekilde lastikleri de anlatmış olalım.
Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. İlk üçüncü bitirmeye çalışacağım. Güzel bir başlangıç yaparsam şu Bottas'ın arasına sıkışabilirim diye düşünüyorum ama. Bakalım Çin'de nasıl bir start alacağız. Ve 5 ışık yanıyor. Çin'de start aldık. Raikkonen şey yapıyor, şu sağ tarafı kapatayım derken Verstappen geçti. Ben kapatamadım. İçeriden dalmaya çalışıyor. Ve Verstappen spin atıyor. Yol dışına taştı. Önüme bakmaktan yorum yapamadım oraya. Raikkonen'le bir atak yaptık ve 4.'le ele geçirdik. Bundan sonrasını biraz zor alırız diye düşünüyorum. Raikkonen'in arkada tutmak bayağı zor olacaktır. Vettel'i geçmek de kolay olmaz yani Ferrari adam derken güzel bir atakla geçiyoruz. Bu arada oyunu durdurup bir şey göstermek istiyorum size, yarış zorluğunu. Şuradan race settikten 80 expert oynadığımızı gösterelim. Asistler olarak da traction control full açık. Klavyede bildiğiniz üzere gaza hafif ve yumuşak basamıyorsunuz. Onun için mecbur açmak zorundayım. Bottas yetişebilecek mi sanmıyorum ama. İyi bir start aldık. İki sıra birden yükseldik. Ferrari'leri arkamıza almamız iyi oldu ama Bottas farkı açıyor şimdiden, yani motor farkı ortaya çıkmaya başladı bile. Hava koridoruna girmemeye izin vermek için şöyle sağ tarafa çıktım ama yine de girmeyi başardım. Böyle tekrar değiştireyim. Biraz geç fren yapıyoruz. Yetişebilmek için. Vettel arkadan bir atak yapıyor. Boşluk verdim ama geçmedi. Yine şöyle sol tarafa geçiyorum ama bırakmıyor peşimi. Biraz yaklaştık Bottas'a. Bir saniyeden fazla bir fark var gibi gözüküyor. Bakalım ne kadar fark varmış. Evet, bir saniyeden fazla tahminim gibi. Bir de yakıt türünü ne kadar yüksekte seçerseniz parçaların aşınması o kadar artıyor ve size dayanıklılık sıkıntıları çıkartıyor. Ve Hamilton şimdiden uzadı gitti. Bir de bu oyunda anlamadığım şey, şimdi ben bunu 90'a çekeceğim. Bunlar beni klavyede zorlarlar. 80'de de atak yapmıyorlar, bekliyorlar böyle. Bu da bir saçma bir nokta. İlk turdaki Verstappen'in atağını hiç unutmayacağım yani. Salak saçma bir atak yaptı. Ama iyi bir start almıştı. Vettel geliyor, hava koridoruna girdi. Ama bizim çizgimiz daha iyi. İyi bir çizgiye sahibiz. Hala arkamda durmaya ısrarla devam ediyor. Yol vermeme rağmen. Burada da benim yapabileceğim bir şey yok yani. We're approaching the pit window. You'll be on the softs. We're considering switching to an alternate strategy. Do you want to change or stick to plan A? Çin biraz da sevdiğim bir pist. Özellikle şu viraja girişimiz. Açısından ilk başlarda hiç haz etmiyordum burada ama oynaya alıştım. Ve hayır, 5. turda gireceğiz. Çok kritik bir nokta olacak. Bu Ferrari'leri arkamızda tutabilmemiz için. Arkada bir tren oluşmuş. Güzel bir yol tutuşu yakaladık ve iyi bir çıkış yapabildik. Raikkonen içeriden bir atak yapmaya çalışıyor. Şimdi dışarıdan gelecek. Arkada bir temas oldu çünkü araç kaydı. Bak
Ben burada DRS ile muhtemelen geçecek gibi. DRS yavaştı. Vettel ile Raikkonen'e bir atak yapıyor. Şu anda 3'e 3 bir kapışma izliyoruz. Vettel Raikkonen'i geçiyor düzlükte. Güzel bir atak oldu. Green flag. Green flag. We're racing again. Vettel'den harika bir atak izledik ve Magnussen yarış dışı kalmış. Vettel şimdi bize atak yapıyor. Çok rahat bir şekilde geçti bizi DRS ile. Ardından Raikkonen atak yapıyor. İçeride kalmaya çalışacağım şöyle. Tekrar Raikkonen'den yerimizi alıyoruz. Vettel'den çok iyi ataklar izledik. Artık onu bırakıyoruz, yani yetişmemizin imkanı yok. Tam gaz tutmamıza rağmen aradaki farkı çok büyük bir şekilde aştı. Mazda biraz ön grubu tutuyor gibi gözüküyor, yine her zaman olduğu gibi. Yavaşlatıyor çünkü hiçbir atak dönmüyor. Orada ikinci virajda içeriye kapanarak iyi bir defans yaptık Raikkonen'e karşı. Ama düzlükte ne olacağı belli değil. Hala hava koridorundan çıkmıyor. Şimdi geliyor, çok rahat bir şekilde geçecek. Apex'i biraz keserek geçiyoruz. Raikkonen daha ne kadar arkamda tutabilirim bilmiyorum. Hamilton has the lead. Ve lastikler bayağı aşırmış. Turda girmemiz lazım. Raikkonen bir atakla aynı Vettel'in yaptığı gibi girdi ama çok dışarı taştı. Biz tekrar içeriden alarak pozisyonumuzu korumayı başardık. Hatta biraz zaman bile kaybettik, yani çok dışarı taştı. Massa Raikkonen'e bayağı yaklaştı. Onu geçmeye çalışıyor. Massa Raikkonen'i geçerse bizim işimize gelir. O fazla zorlamayan bir pilot. İyi bir yol tutuşu yakaladık. Pite girmeni söyleyelim de bu tur pite girelim. Okay, we can take you this lap. Evet, dışarı taşıyoruz. Raikkonen geliyor. Okay, we're ready for you. Box this lap. Tekrar geçmeye çalışıyoruz. Bir temasta bulunduk. Umarım DRS mesafesine gireriz. Evet, DRS ile bakalım. Hava koridoruna da girdik. Yaklaşıyoruz Raikkonen'e. Massa da bize arkadan atak yapmaya çalışıyor. 330'a vuruyoruz. Tekrar yerini sağlamlaştırdık. Bir de gireceğimiz için bırakıyoruz Raikkonen'in peşini artık. Dayanıklılık sorunlarını gördüğünüz gibi %55'e çıkmış. Bunları geliştireceğiz tabii. Ve Vettel pitten çıktı. Belki de Raikkonen bunun için girmedi pite. Vettel olması yüzünden. Evet, önümüzde kimse geçirmedik. Güzel. Arkamızda Ricardo var. Şu anda tüm pilotlar sol lastiğe geçiyor. Şimdi bizim sürelerimiz biraz daha artar. Pit çok kritik bir noktaydı ama güzel bir pitle yarışa devam ediyoruz. Tur sonunda bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. İlk 3 de hedefimiz ama onun olmasıyla artık bayağı düştü.
arada dostlar, videoyu beğenseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Her türlü saygı içerisinde yorum açıyorum. Küfür falan olmadan yani. Nedendir bilmiyorum ama ben Renault aracında sol lastiklerde daha iyi turlar atıyorum. Yani bu araca sol lastikler daha mı uygun oluyor onu hala çözemedim. Mesela gerçekte Mercedes'in ultra sollarda pek iyi olması söyleniyor. Oyunda da bunu yapmış olabilirler belki. Çok hipte 6. yerleştik. Ön tarafta 2 kişi daha pite girmiyormuş. Belli yani. Ricardo'yu arkamıza almamız hiç iyi olmadı. Bu adam bizden bu şeyi alır yani, pozisyonu. İlk 10'da bitiririz muhtemelen. 8, ilk 8'den aşağı düşmeyiz diye düşünüyorum ama bir sıkıntı yaşamasın tabi. Ricardo'nun arkasında Raikkonen var. Ölüm grubu gibi bir şey oldu. Bakalım ne kadar fark var. Ne kadar fark derken geldi artık. 58.4. Our gap to the car in front is 7.1 seconds. Hava koridorunu bozmaya çalıştım ama tekrar gelecek. Böyle değiştiriyoruz yine. DRS ile geliyor. Yol verelim de geçsin. Yaşıyoruz. Yine Raikkonen'e yaptığım gibi içeriden dalacağım. The drivers we're racing are Ricardo and Hülkenberg. Bir de dostlar, bu videoyu ikinciye çekiyorum. İlk çektiğimde elektrikler kesildi yarıdayken. Böyle bir talihsizlik, umarım bu videoda bir sıkıntı çıkmaz. Lastikler ne durumda? İyi, güzel. Arkasına geçelim bari. DRS'i de almış. Gaz kesmedim orada tutar diye. Başını tuttu ama. Merak ettim ve bildim. Dert geldi. Adam el sallaya sallaya geçti. Belki burada geçtik DRS'i. Yoksa bir daha hayatta geçemeyiz bu arada. Aynı Vettel'de olduğu gibi basar gider. Araç var çok fazla çünkü. Evet, geçemedik. Uzuyor gidiyorlar yani.
yapay zeka biraz daha geçti için mesela geçen yıl Legend olması tam hatırlamıyorum ama oradaki zorluklar buradaki expert'e falan denk geliyor. Bu sene biraz daha geliştirmişler. Daha gelecek ya, ben hedef etmeye çalıştıkça o geliyor. Dört tur kaldı. The gap to the leader is 22.4 seconds. The gap to teammate is 8.0 seconds. Yine bir içeriden atak yapıyor. Bıraksak gitse de ben tekrar içeri girsem. Zaten hep burada kaybediyorlar. Çizgilerini çok açıyor, bozuyorlar. Avustralya'da olduğu gibi 5. olacağız herhalde. Sen şampiyonluk zor yani, ne yalan söyleyeyim. Benim kendi kariyerimde ilk sene şampiyon olamadım. İkinci sene devam ediyor. Aracı güncellemeler yaptığım halde yeni yeni bunlarla mücadele edemiyorum. Bir de oyundaki güncelleme puanları çok zor kazanılıyor. Yani mesela her yarış sonunda 200-300 falan versin iyi olacak. Yarış başına 70-80 falan veriyor. Antrenmanlardan da maksimum 275 toplayabiliyorsunuz. Demin bunu yapmaya çalıştım. Nedense iyi bir çizgiye sahip olamadık ve yol çıktı. Verdiğimiz pozisyonu geri aldık. Yine geliyor. Vurmasan olmuyor değil mi? Güzel bir çekişme yaşadık. Döndü yine geldik. Pes etmiyor. Ricardo'yu tutacağım diye gelmişti. İleri uzak. Arka taraftaki gruptan bayağı uzaklaştık o tren grubundan. 7 saniyeye yakın bir fark var diye. İyi bir frenlemeyle pek bir fark oluşmadı Ricardo'yla aramızda. Mesela buraya da güzel aldık. Bazen çok iyi bir şey yakalıyorsunuz ama her zaman denk gelmiyor. Yapay zeka biraz daha burada açıkta kalıyor. Yani 110 zorlukta da böyle oluyor ultimate'lere. Okay, some information on signs. They have some kind of mechanical problem. Bir de kariyer modunun şanssız isimlerinden 2-3 tanesi söyleyeyim size. Biri Sainz, diğeri Ricardo, bir de Raikkonen. Bunların sürekli bir arızası oluyor. Hep de onları buluyor yani. Son 2
koruyabilecek miyiz? Yakıt çubuğuyla oynuyor ya, bozulacak ama. Oyunun gölgelerde ve yağmurda araçların rengini değişmesi çok hoş bir detay olmuş. Geceler daha bir farklı renkte oluyor. Ares 17. Altına yakın bir renk olurken gölgede böyle oluyor. Güneşte de sarı oluyor. Güzel bir detay olmuş. Her araçta var tabii. Sadece Renault öyle değil. The distance to the leader is 29.5 seconds. Yakıtı oldukça düşük seviyede tutmaya çalışıyorum çünkü parçaların aşınımı dediğim gibi sıkıntı çıkartıyor ileride. Zaten göreceksiniz, devam edersek seri, ilginiz artarsa penaltılar havada uçuşacak. Sauberler ilk gridteki ilk iki pozisyonu aldığı zamanlar bile olacak yani. Ne yapıyor? Bir izleyelim şunu. Geri alma taraftar değilim ama ön kanat kırılmış. Şimdi ne yapacağız? Yani ön kanat kırıkken nasıl bir tur tamamlayalım? Evet, şunu görüyorsunuz değil mi? Yani oradan içeriden atak yapılır mı? Böyle bir salaklık yok yani. Aferin Ricardo, aferin. Gerizekalılığın devam ediyor, aferin. Geriye sarmıyorum gerçekçilik olsun diye. Ama yol tutuşu bitti şimdi, ben ne yapacağım? Ya nasıl? In Turkey 2010 they famously collided and Sebastian failed to finish the race. Hadi sarmadın geri, al. Ön kanat kırık bir şekilde devam edeceğim. There's a lot of damage to the front wing. We're seeing a significant loss in downforce. Yani bitti de olmasam çok fena akraba olurduk Ricardo ile yani. Abi o konu nasıl tutacağız arkamızda? Baksana şuna. Ön taraf gitti ya, bu ne ya? Abi bu ne, bu ne, bu ne saçmalık ya? Ricardo Allah belanı versin. Orada da bir şeyler dönüyor. Masa yapmış. There's only one lap of fuel remaining. Ya gerizekalıkta master yapmış bir adam değil. Ne diyeyim ya? Gerçek hayatta çok sevdiğim bir pilottur. Oyun için konuşuyorum. Yanlış anlamayın. Yani orada küçücük bir mesafe var. İçeriden atak yapın. Sen bana 100 kez geldin. Ben hiçbir temasta bulunmadım sana. Maslet evimizde ne yapacağız? Bir de girsek zaten 15.liğe düşeriz. Ne anlamı var? Son bir tur değil. Dayanacağım. Daha erken frenler yapacağız mecburen. Arkamda tutacağım yani. Madem geriye sarmadım, tutmak zorundayım. Çok acayip bir yol tutuşu eksikliği oluştu araçta. Virajları yüksek hızla giremezsin yani bu şekilde. Hamilton Çin Grand Prix'sini kazanmış. Ricardo ile aramızdaki fark 13 saniye. Bu nedir ya? Bu acayip komik gözüküyor. Şuna bir baktım ya.
Sainz fazla zorlamadılar. Massa ön tarafta olduğu için tuttu arka grubu. Evet, olaylı bir yarışın sonuna geliyoruz. Hedefimiz podyumda ama başaramadık. Bunun üstüne Ricardo'nun ön kanadının kırması. Allah'tan da yarış dışı kalmadık yani. Lastiğimiz falan parçalamadı. Daha kötü bir sonuç elde edebilirdik. Brilliant stuff from Mercedes today. That's another historic win. Kaval gözü dalmalık ya. How exactly did they set themselves apart from the pack today? Well, I think the track conditions just really suited their car today. Vettel'in gibi güzel ama Hamilton'ın daha güzel gözüküyor. Keşke kariyerde şöyle işte mesela her takımın kendine özel kaskları var, öyle bir şey olsun. And here are our podium drivers today after that excellent race. They've excelled podiumda, here as they so often do, and it's a well-deserved victory. Mercedes Bottas ikinci olmuş herhalde. And after this round of the World Championship, evet, 5. başlayıp 6.'lığa düştük. Ricardo'nun saçlı çaban hareketi yüzünden. Ve şuradan bir şey bakmak istiyorum. Reply'dan. Yarış başladığında. Evet, buraya araç sesin gelmesi çok güzel olmuş benim. Evet, burada start alıyoruz. Derste benim kazasına bakacağım. Ben üniversite ben geçmesin diye Hamilton tarzı kapatmaya çalıştım oraya ama orada evet geriye saralım bir dakika. Raikkonen'i mal gibi çarpmış içeriden aynı Ricardo gibi. Ricardo'nun yaptığı gibi yani. Şimdi bunu bizim kazayı bulması bayağı uzun sürer, onun için çıkalım. Evet, beklediğim gibi bir yarış olmadı ama en azından güzeldi. Geriye sarıp o kazayı telafi edebilirdik ama gerek yok. Evet, 2000 resource point'imiz olmuş. Bir güncelleme yapalım. Araç çok yavaş kalıyor. Şuradan bir bu daha gelecek. Motoru güncelleme yapamayız. Dayanıklılığa yapalım. Şasiye yapalım bir de. Şimdi arka arkaya iki tane güncellemesi bozulma şansı yüksek. Evet dostlar, bir bölümümüz daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.